Hakkı, dışarıda bekle. Miralı. Omuz omuza olmalıydık. Bunun için sandalyeyi tünemen yetmez. Ama ben kısayım karakule. Kirliyim diye öyle mi? Yanılıyorsun Miralı. Ben lağım temizleyen adamım. Temiz olana benden zarar gelmez ki. Bundan böyle sana da gelmeyecek. Çünkü sen temizsin. Sakın bunu bir yerde söyleme. Niye? Bir genel ev patronçesi tertemiz bir kız için bu çok namusludur derse ona iyilik mi eder? Teessüf ederim Miroğlu. Kendini tanı artık. Ben bu ülkede muzır varlıkları yok eden bir arıtma sistemiyim. Hani kuduz köpekleri itlaf eden belediye ekipleri var ya, onlar gibi kamu görevi yapıyorum. Benim temizlediğim pislikler yasal yollardan temizlenemez. Her geç meydana çıkar. Bunu yukarıdakiler de bilir. Yukarıdakiler sana göz yummakla yaptığın işe ortak olmuyor mu? O kadar çatlak su kaçırmaz Miroğlu. Bu da bir tür özelleştirme. Dünyanın her yerinde böyle arıtma sistemleri vardır. Ben ağaç gibi karbondioksit tüketip oksijen üretiyorum. Bu yolla edindiğin serveti de ananı ak sütü gibi helal sayıyorsun. Tabii. Bir domuzu düşün Miroğlu. Domuz dışkıyı bile yer. Müthiş bir çöp arıtma fabrikası gibi çalışır. Domuz. Müsaade et de bu domuzcağız arada bir mısır, fasulye, hıyar gibi temiz şeyler de yesin. Kendini iyi tanımladın. Miroğlu, ben bir dahiyim. Bunu unutma. Kim aynı anda hem benim kadar vahşi ve hem benim kadar sempatik olabilir? Düşünsene. Bu duruşmada talih olacağım diye fazla umutlanma. Ağabey her an kıvırabilir. Adios, amigos.